Bir çılık alabilirim. Açlık siniri gerçekten. Bomba patladı herhalde. Sığın kadraja lütfen Onat Bey. Sığarız ama. Haydi! Yanaş bana. Sığmayına sığdırırız. Bana doğru gel baby. Gel beri gel. Gel beri gel. Yok. Ama öyle bir oturuş şey mi var mı beyefendi? Kamera mı çekiyoruz? Sadece yemek yemek için gelmiş videoya. Pideyle bir thumbnail hemen. Hemen thumbnail. Pide Onat Bey sizin yakınınızda. Çıkartın pideyi. Isırılmış yerim ha. Hadi bakmıyorum sen bana. Salak. Şey bir al da açayım. Sonra alacağım. Bu ve sesi buluyan herkes. Toksik ilişkiler hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Ekiye. Ben Onat. Ben Özgür. Ramazan iftar mukbanga hoş geldiniz. Pa, pa, pa. Yeni sezonun iftarını sizinle beraber açıyorum. Pide koparır mısın hayatım? Pideyi nereden aldık? Çok tatlı çalışanlar. Ben abi, ben abi. Pideyi... reklam değil, bir şey söyleyeceğim. Onat Bey pideyi kırarken dökülen tozları pideyi slow-mo kırmak. İzledim ya böyle. Şurada kırarsan aşkım. Pide kırılır mı ya? Kırılır. Adabı maçlarına göre yemeğin üzerinde kırması lazım şu ekmeğin. Bizde adab da yok, muşarete yok sorun yok. Ne muşarete? Muşarahet. Evet efendim, pideyi nereden aldık? İsmini verelim mi? Niye verelim? Vermeyelim. Hayır, sadece bizi izleyen çok tatlı bir kardeşlerimiz sağ olsunlar. Bizi izlediklerini söylediler. Toksik ilişki yaşıyoruz dediler. Abi bize dediler bir akıl dediler. Sağ olsunlar, pideleri de çok güzel. Bir gün çaya gideceğiz. Evet. Ve size sorduk Instoç'tan bize. İnşallah bana kimse soru sormamıştır. Özgür Bey şöyle bir sorulara bakmış. Tatsu. Biraz sert sorular varmış. Hı. Siz az değilsiniz. Ne İlkin abla falan. Hı. Allah'ım yarabbim. Bundan ya. Önce çok mu yumuşaktı lan? Sen de bir de Ramazan Ramazan. Evet. Ağzındaki bir şey ya. Aranızda olan komik bir an var mı? Yani her aklınıza gelince katıla katıla güldüğünüz. Genel. Hayatımız öyle her saniyemiz. Özgür'ün ekibe katılacağını. Bence hep her an gidiyoruz. Evet, evet. Ama daha komik. Hep yaşamışızdır yani. Evet, senin gelmediğin gibi falan. Ben hiçbir şey demem. Dua et, iftar açıyoruz şu an. Dua et. Pray. Pray mi? Pray diyor ya. Abla, birisi sadece azıyorsa ama duygusal olarak emin değilse ne yapılır, denenir mi? Hayır, denenmez. Olmaz. Ama ağzına göre libido var. Libido var diye ne yapalım? Her şey libido mu? Ayrıca ilişki istiyorsan bundan ilişki olmaz aşko. Neden? Takılmak istiyorsan takıl. Peki nefsini nasıl bastırması gerektiğini iddia ediyorsunuz? İşte takılmak istiyorsan takılırım zaten. Aa, göğsümde pilav var. Okey. Bazen pilav olmak isterdim. Ya! Ben şaka şaka, şaka şaka. Bir şey söyleyeyim, sen first date'de falan olsaydın şu an Özgür bunu deseydi. Giderdim. Özgür tutardım evine götürürdüm. Gider, yani. Hayır tam tersi, ben kendim giderdim. Yalan söyleme kız. Yok yalan söylemiyorum. Bu çok klasik bir soru ya. 5 yıl içerisinde kendinizi nerede hayal ediyorsunuz hem kariyer hem özel hayatınız için? Yani ben, Acun'un koltuğunda. Ben bir ay sonra bile göremiyorum, o yüzden her şey çok belirsiz. Ben Acun'un çalışanı da olsam olur yani, koltuğu olmasa da olur. Zengin olmak istiyorum. Hayır lan, daha spesifik yani. Mesela şu ildeyim ve şunu yapıyorum. Amerika'dayım, para basıyorum. Ooo, ben sıfır. Kapazan mısın yoksa şey mi? 5 seneye dünyanın sonu gelecek diyorlar. Bu dünyada bile olmayabiliriz. Başka bir gezegende bile olabilirdik hep beraber. Wow. Bir şey söyleyeceğim, Özgür Bey salatanın üstüne pidesini koyuyor. Pardon hayatım. Biraz patates rica edebilir miyim? Soframız bereketli ama. Ay çok şükür, hurmamız evet. Bile var. Kız hurmayla açtın değil mi? Süper. En çok neyden linç yiyorsunuz varlığımızdan? Kadın olmamızdan. Evet. En çok erkeklerden linç yiyoruz. Evet. Aslında garip grup siteler alnınızın ortasına kelimeler yazmasa linç yemeyeceğiz yani. Evet. Onat Bey de oyuncuların fanlarından. Gerçekten. Böyle ya. Çirpiyle oynayan oyuncular. Televizyonda laf etmesek olur mu ya? Pide çok güzel. Dur sadece yemek yemeyeyim, soru cevap. Ben mukbanga uygun bir insan değilim. Aslı videolarda biraz daha az tepki verebilir mi? Niye sen oynamıyorsun? Ben mukbang videolarını. Seni notu aldım, sıçtım. Her yerden bang. Oyuncu benim arkadaşım, mimikleriyle oynayayım. En azından kirpikleriyle oynamıyorum. Bir de bize böyle laf eden herkesin katıl üyesi olması. Aa, bu da mı katıl üyesi? Aa. Yok abi, katıl üyelerini de bir anlamadım ben yani. 3 tane katıl üyesi, üçümüze de salladı yani bugüne kadar. Katıladak, katıl. Helal kız, katıl sana. Katıl. Ama her şeyden önce. Bu son yorumu yazan yapmasın. Biz gelin. Biz gelin. Gelsin. Gelsin. Aşkın anam Tom'un yavşak kardeşim. Kardeşim bana laf sallayana ben de sallarım. Ha. Allah Allah. Ha. Hiç eyvallahın yok ya. Asla yok. Aileleriniz videoları izliyor mu? İzliyorsa tepkiler nasıl? İzlemiyor. İzlememeli. Hatta en az izleyenler benim arkadaşımız ya. Benim babam ayağı da izliyor ya. Evet, ilgisini çeken... Sonra utanıp kapatıyor mu kanka? Konuk olduğu zaman izliyormuş konunun neye benzediğini görmek için.
Böyle demeyeyim de. Bizim için değil yani. Öykü ablayı çok seviyorum, hep o konuşsun. Herkes susuyor şu an. Sadece öykü konuşuyor. Bir şey söyleyeyim, canıma minnet şu an. Ben kaynana nasıl susturulur? Şap atın yemekleri. Başka bir derdi olur seninle uğraşmaz diye ben. Şehir dışına taşınıp telefonunu değiştiremezsin. Mantıklı. Bazen şehir dışı yetmiyor, ülke dışı falan gidiyorlar. Doğru. Kaçıyorlar yani. Kutu şey yapıyorlar. Bazı kaynanaya o lazım. Sırf kaynana içinde. Kaynana o sırada haberi yok. Örgüsünü örüyoruz öyle. Yok lan, örgü ören öyle bir kaynanayı il değiştirmezsin. Her gün beraber olunca birbirinizden sıkılmıyor musunuz? Sıkılıyorum. Ekip değil. Herkes birbirinden sıkılır ya. Bir bayılıyorlar. Bir de ben bireysel yorumum. Sizi burada görüyorum. Oturuyorum, kurguda görüyorum. Doğru. Çok görüyorum. Çok tatlı. Çok tatlı. Bu kadar kirli çamaşırı döktükten sonra nasıl hala arkadaşsınız? Ama birbirimizin kirlilerini çok biliyor muyuz İnsan ya? İnsan birbirinden utanmıyor bir süre sonra. Herkes birbirinden daha rezil olunca. Antes, birimizin bir şeyini bilmeseydik ona gıcık olurduk. Söyle amına koyayım diye. Biz her şeyi açık açık söylediğimiz için. Hatta muhtemelen senin düşündüğünden daha fazla şey biliyor olabiliriz. Doğru. Olabilir. Fazla biliyoruz bence. Çok kararlı anneciğim. Şimdiye kadar ki size en saçma fan yaklaşımı nedir? Fotoğraf sarılma vesaire. Ben böyle bir şey yaşamam. Abi kaç kere yaşadık oğlum? Sen de bizim özellikle yaşıyoruz. Geliyorlar, ne kadar tatlısınız, sizi çok seviyoruz, fotoğraf çekiyorlar. Fotoğraf hiçbir yere koymuyorlar. Sürekli ne yapıyoruz onu? Gece mi bakıyoruz? Birinin elinde sürekli fotoğrafımız ben var. Ben de bekliyorum, ben de paylaşayım diye. Repost edelim diye. Etiketlemiyorlar. Seni başkasıyla karıştırmıştı biri falan. Buraya ağlayarak geldin. Kafeye girdim. İnsanlar böyle şeyle bakıyor, yan gözü falan bakıyorlar. Ama iki masa birden. Tamam. Genç kızlar oturuyor falan. Tamam. Ben de bir şey yani, tanındım ya. Böyle bir yükseldim falan, yürüyorum. Hatırladım. Onlara baktım. Böyle bir işaret çaktım, hemen açıldılar. Abi sen o şeysin dediler. O şey. O şey. Evet dedim, YouTuber'ım dedim. Ya. Sonra neydi o çocuğun ismin? Enes Batur musun sen? Orkun mu ya da? Ha pardon, Orkun'sun sen dediler. Benziyorsun ama. Orkun işte abi dediler beni yandan. Benziyorsun. Aynen. Ben daha küçükteyim. Daha espriktelim. Karımda daha güzel. Herhangi bir kurgusal karaktere çağırabilseydiniz kimi çağırırdınız? Güzel soru. Çok ya da mesela kim konuk isteriz? İrem'i biliyorlar artık. Seda Sayan. Kimi çağırırız ya? Çok güzel şeyler düşünelim. Global ünlü düşün. Global ünlüm. Mesela Hailey Bieber gelsin. Ya sizin aranızdaki jenerasyon farkı şaka mı? Hailey Bieber, Shakira! Shakira, Shakira ben unuttu ya. Tamam, Shakira mı kaldı? Kararını oynamıyordur inşallah. Aa, Madilik doğru. O zaman Selena Gomez'i de çağıralım da öğrenelim tasım birbirine ne oldu aralarında. Doğru. Şimdi bu masanın üzerine çıkıp o mezdeke gibi kakalçasma onunla gidiyor ya, Shakira'ya yakışır burada. Vakka vakka Kamina mina İftarda intik. Şehirlere gidip küçükte olsa buluşmalar yapmayı düşünüyor musunuz? Çok istiyoruz. Aşırı istiyoruz. Evet. Şey dış ayak İnşallah. Başkanımız Onat Bey yorumlasın buna. Dış ayak başkanı. O da hiç alınmıyor, devam ediyor ya. Event coordinator. Evet, dış head of event. Ya Bebişko, biz çok istiyoruz. İstemek yetmiyor. Keşke yetse. Hemen bir organizasyon çekiyorsunuz, bize uçak biletlerini alıyorsunuz, geliyoruz. Şöyle aslında, çok güzel projelerimiz var. Bize gelen teklifler de var. Ama bunları güzel bir şekilde yapmak isteriz. O yüzden çok acele etmiyoruz. Ama böyle dışarıda bir şeyler yapacağımız, dışarıda bazı şeyler olacak eventlerimiz gelecek, geliyor. Canlı stand-up gibi hani. Biz stand-upçı değiliz. Ama gelecek yani. Çok hani canlı stand-up gibi hani. İnşallah. Amin 7-7-7. Ama her sezon önce çok daha iyi şeyler geliyor. Yoldan. Ne geliyor? Bütün gün buna uğraştık ya aşkım. Aslı sadece yemek yiyorsun. Ne yapayım ya? Dur şurada patates var. Bakar mısın? Orada hayatı tutunmaya çalışıyor, yemedi beni diye. Yemek yiyorsun da bana değil ne? Bir de yemek yiyor. Ne yapayım? Öykü ağzını alacaksın zannetmiştim ya. Hayallerimi kırdın. Yok. Biz onu baş başa iken yapıyoruz. Zaten öpüşmediniz 100.000'de neyse. Plaket gelmedi. Daha plaket gelmedi ki. Plaketi bekliyoruz. Evlilik tekliflerinde kızların ağlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sen ağlamış mıydın? Hayır. O kadar sert söyle. Hayır. Yani olabilir. Duygusal biridir. Ağlamış o gün reydir falan. Olabilir. Olabilir. Ama ağlama numarası yapanlar da var. Tabii. Mutluluktan. Tabii. İnkar etmeyin lan, hayatınız boyunca bunu bekliyorsunuz. O... Hepimiz biliyoruz aynı karşısında gelinlikte dört döndüğünüzü. Yani... O gelinliği size giydirebilecek birini alıyorsunuz. Hayatınız boyunca bunu bekleseydik bir noktada yapardık. Anlat Bey. Yaptığın zaman o zaman konuşacağız. Bakalım. Hayır ya, belki... Gözyaşlarını içine nasıl çekmeye çalışıyorsun Öykü Hanım? Çok da ağlama ağlamak. Bana... Bize ne yazmış biliyorsun, araya girdim ama. Şey bölümü çektik ya bir tane. İşte aşk olduğunu nasıl anlarsın? O bölümün içerisinde şey konuşuyoruz. Aşk için yaptığınız en saçma şey. Büyük şey yazmışlar yorumlara. Aslı'nın evlenmek cevabını vermesini bekledim. Aşk için yaptığınız en saçma şey. Düşün ya.
yani? Ne alem? Yemeğim var ağzımda, konuşamam. Büyük bir risk ama evlilik, doğru olabilir. Yani servisini alırma, genel olarak evlilik büyük bir risk. Bazen risk almak lazım. Risk almadan da hayat tadı olmuyor. Doğru. Hoşlandığım çocuk mu? Benden hoşlanan çocuk mu? Hangisini seçmeliyim? Oo, ikisi de sevmek mi, sevilmek mi? Teşekkürler. Wow! Konuşmayacağım ben bundan sonra bu videoda. Saçmalama. Bilmiyorum, sevilmek bence daha değerli. Bence de. Bence de. Niye, siz şımarık bencil misiniz? Evet, biraz egoist gibi oldu. Eskiden sevmek derdim, sonra sevip burnum sürtünce artık sevilmek diyorum. Sıkmışım sevgiyi. Sevmek de çok hoş. Ya, tamam üf. İkisi birlikte olacak. Çok hoş demem. Çok cute. Hoş. Arada da sevim, okşayım. İcabında sevmeyi biliriz. O yüzden sevmek lazım. Asla da saçını kestirmeyi düşünüyor mu? Her hali yakışır. Teşekkür ederim kardeşim. Ben çok destekliyorum bunu. Herkes destekliyorum, ben korkuyorum. Ben korkuyorum, sen de korkuyorum. Korkuyor, sen de aşk oldu var. Ya öyle olmuyor işte kanka, çok zor uzuyor sonra. Bizde de ne köklar vardı, o zaman öyle ki. Ama şimdi sen şeysin ya, böyle minyon hatlı falan. Bence biz Zeynep Bastık saçı gelebilir. Yakışır. Yakışır. Kaldırsın. Lan'ı beğendiniz mi? Van kelimesi dışında beğendim. Sana ben ezelden geldim Van. Peki, Lan'a gerek yoktu. Onun dışında 10 numara şarkı. Çok saçma. Ben sevdim. Lan'ı sevmedim. No comment ben. No comment. Niye? Yar de, bak de. De bir şey Lan. Bak, bazı şeyler tek başına güzel ama yakışması lazım. Mesela evet. Sana yakışıyor, Öykü'ye yakışıyor. Özgü de bana yakışıyor, ona yakışmıyor abi. Evet, ağzım gitmesi de çok önemli. Biz hayvan mıyız, bize yakışıyor lan? Bize niye yakışıyor lan? Biz prensesiz. Oturuyor, yediremiyorsun. Devam et lan. Tamam lan. Bayağı soru cevaplıyoruz, daha bu kadar beklememiştim. Bizim de bunu diyorum. Evet. Ablalar bakın, dümdüz bir soru. Yeni bir ortama girdim. Biri var, beni fark etsin, benimle ilgilensin istiyorum. Salağı anlatır gibi anlatın. Ne yapılması gerek? Kanka olmadan nasıl çıkacağız için içinden? Abi ben gurur yapıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Ben de yıkadım. Sıla'ya takılmak aslında her şeyin çözümü. Ama işte ya sonra başka sevgili yaparsa? Sen Sıla'ya takılırsın. Sıla'nın haline kalacaksın evde öyle. Her zaman Slay'e oturuyor. Slay'de oldum Slay'de. Bekar bir Slay olacak. Bekar bir Slay. Çok iyi ya. Ben böyle bazı insanlara böyle olmayayım diyorum, biliyor musun? Mesela geçen gün şeydeyim, İstiklal Caddesi'deyim. Bir kadın var abi. Böyle giymiş, takılmış falan. Kimseye bakmıyor ama. Böyle herkes ona baktığını biliyor. Hayatı boyunca kimseye bakmayarak eve gidiyor o kadın abi. Ne uzun birine bakman gerekiyor hayatım ya. Yok, gerek yok. Öyle haz alıyordur o. Tamam da yani. Allah göz vermiş. İşte evde Slay'im ama kendi kendime Slay'im. Giyiyorum, takınıyorum, paralar harcıyorum. Herkese şovumu yapıyorum. Sonra gidiyorum yalnızca eve gidiyorum, ağlıyorum. Olsun, kendi ağlamıyordur ya. Ağlamıyordur bence. Umarım ağlamıyordur. Herkes kendi keyfi için süsleniyor Umut Bey. Kimsenin zevki için süslenmiyor. Doğru. Ama herkes olarak genelleme yapalım. Herkes ben kendi zevki için yüz süslenmiyor. Sen tamam. Sen birine benzemek istiyorsun. Sen de kaş üftesin, anladım tamam ya. Tamam hayatım. Allah'ım ya. Sana ben ezelden geldim lan. Yar ya. Yar da ben, çok kötü ama. Bak bile olur. Sana ben ezelden geldim bak. Çok arabesk oluyor ama. Lan ne oluyor? Hiç arabesk değil çünkü. Anyway. Abla, bir girl support konuşmasına ihtiyacımız var. Ha? Yaparsın. Edersin. Kız kıza gibi bir şey. Böyle yeni bir bölüm çekelim o zaman. Evet. Yapalım. Ya kızlara taktikler gibi böyle 30 bir... 30 dakika önce size moral veriyoruz ve kendimize. TEDx konuşması gibi olsun. Bizi sahneye TEDx koyabilir misin? Koyarım hayatım. Tamam. Koyamaz mıyım? Arkadaşlar. Abi. Ne yani, kendi yarattığımız evrende yaşıyoruz. Ne yapalım? TEDx bizi çağırmasa biz TEDx oluruz. İsim bul yeni, tamam. Bir tane. Tofix. Tofix konuşmamıza davetlisiniz. Jelibondan gibi. Ama şey, tema şey, sikertmek. Tema şey, kızlar dışında herkes ölsün. Ama işte kızlar arasında öyle şey yok. Mesela brolarda var, bro dönüşmesi. Siz bu bahsettiğiniz, yani girls bro mu olacaksınız yani? Yok, bu arada köpeğiniz pidenin yanında duruyor. Gobi! Sıcak sıcak. Onunla alakası yok. Biz toplumda dezavantajlı bir konumda olduğumuz için birbirimize destek vermeye ihtiyacımız var. Doğru. Dezavantaj. Aynen öyle. Birbirinize sevmediğiniz özellikler. Benim çok yok. Tamam, sana başlayalım. Özgür hakkında sevmediğimiz bir özellik. Dar kafalı. Man kafalı insan daha iyi, dar kafalı. Dar kafalı. Kafam var en azından. No, aptal demedim sen, dar kafalı. Evet. Şimdi Öykü hakkında. Ama elimin tersindesin, bunu bilmek. Ne söyleyelim hayatım? Ay ağlamayacağım ya, bir şey söyleyebilirsiniz. Evet. Sesin biraz. Tamam aşkım, evet bağırma. Duyuyoruz hayatım, bizim Allah verdi kulak gibi bir yerden olabilir. Aslı Hanım. Kafası dar oluyor mu, kulağı geniş? Çok çabuk alınıyor. Ve yemek tadı yiyor. Kaçınca hemen kaçıyor. Bitiyor her şey. Bitiyor, dünya bitiyor. Yemek bitiyor. Ağır. Hiçbir şey olmadı. Ben çok hızlı yedim. Aslı Hanım, ben laf etmeyeyim dedim ama siz bir aşağıya gördünüz.
uzanıyordunuz yani. Onat'a da. Hadi. Onat hakkında sevmediğiniz bir özellik. Önderin gelsin. Bana söyleyebiliyorsunuz. Kocunmuyorsunuz hadi. Hani böyle şey yapıyor ya Onat. Bugün hiç story attınız mı falan. Ona ne dedin? Nasıl anlatacağım? Boş yapıyor. Kendin hayır, hayır, kendin tanrı sanma. Tanrı kompleks. Bilinç altı kustu. Öyle bir şey demeyeceksin. Ben öyle bir yerden şey yaptım sandım. Ama gerçekten teknik olarak sen bugün benim için ne yaptın demek tanrı kompleksidir. Ya biraz didaktiksin ya onu demek istedim. Biraz boomer, ufak boomerlık başladı. Çok ufak. %1. Eyvallah. İftar ve sahur videosu gelecek mi? Al işte. Geldi. Pardon. Ama sahur videosu... Zor oluyor ya. Zor oluyor hayatım biliyorsunuz. Biraz zor oluyor. Özgür nasıl oldu da Kadir'e dönüştü? Özgür'e bir Ramazan güncellemesi geldi. Çok iyi. Edition. Son bir aydır Kadir'e dönüştü ve bir tık Kadir personasına oynuyor. Bana Kadir'imin... Yani muhafazakar kesime hitap etmeye çalışıyor. Oradan oy almaya çalışıyor belediye seçimlerinde. Aslı'ya dinle alakalı sorular soruyor. Sorular soruyor. Bana bugün gerizekalı. Bayramda da oruç tutacak mıyız falan diyor. İftar saati karşılığı diyor. Yani şey sıfırdan başlaman çok kötü. Adının Kadir olup bunu yapman kötü. Kadir gecesinde doğup. Göbeğimin adı Kadir. Ben de Kadir gecesinde doğmuş bir insansın sen. Ne iyi oluyor? Kutsal bir miyim? Hayır ya. Tövbe yarabbi ya. Çarpılacak ama. Tamam ya. Biz Kadir dedikten sonra bütün hayatı da değişti. Hayatını o isme göre yaşamaya başladı. Ramazan bayramı beni çok şey yaptı. Evet, ilişkilerinde daha tutarlı olmaya başladı mesela. Plaket ne zaman geliyor? Aslı'yla Öykü illa öpüşecek bu arada. Biz de anlamadık. Biz de anlamadık. Gelecek herhalde 2-3 hafta. Gelecek sonra biz onu kutlamaya götüreceğiz. Kutlamaya götürecek, yemeğe çıkaracağız plaketi. Tükürüklü mü tükürüksüz mü? Tükürüksüz. Alt dudak mı su dakma? Yalan plaketi. Hayır, önceden kendimizi hazırlayalım. Alt dudak mı su dakma? Ben alnına da okeyim. Anlıyorsun beni Aslı. Helal olayım Aslı'nın. El var mı? Eli alın yanak ve el diyorum ben. Üç helalim mi oluyorum aynen ben senin? Aynen nasıl öpeceğim üçünü? Sırayla hayatım. Allah Allah. Bunlar bu fantezileri ya. Biz siz öpüşün o zaman. Kusura bakma kardeşim yetişemedim sana ya. Aynen düşün birden. Birini öperken dil mi atayım öbürüne? Hayır. Yapacağımdan değil. Evet, anlamaya çalışıyorum. Yapsana okeyim. Orası ayrı bir konu ama. Evet. Aslı kaptırıyor. Hazır onları yapmışken yavaş yavaş temiz. Onun iftar videosu çekiyoruz. Allah belanı versin. Evet. İftar videosu nasıl çekiyoruz. Geçiyor Ramazanınız gibi bir konu mu? Bir korku filminde yaşasaydınız karakteriniz neler olurdu? Katil, ilk ölen ve benzeri. Katil kim olurdu? Sen o ilk ölen sen olurdun. Ben katilinize olabilirim. Hayır. Şaşırırdınız ama. Katil bence Onat. Onat katil. Ama Onat çok beklendik mi katil? Evet ben çok göstere göstere yapıyorum. Evet katil senin çıkman lazım. Ya bir şaşırmaca. Tamam. Bundan önce oyunlar oynadığımızda kim bizi en çok kekliyordu abi? En sinsi. İlk beni öldürürüm o kesin. İlk beni biraz gömdü. Bekletin. Böyle sevinirim yaşıyorum diye sonra bir tane çok diye gömer bana da ben giderim. İkiniz finale kalırsınız bence. İşte ama beni sevindirir hani önce yaşıyoruz diye sonra ağzımı sıçar. Sen kaçarsın böyle. Ben koşmam ki. Abi beni öldürecek. O zaman ilk sen ölürsün be kaçmazsan. Hayır seni itecek hemen. Evet sen direkt. Seni anda satacak ilk orada. Sen bizi nasıl öldürmek isterdin? Ya bu nasıl bir soru? Sizi öldürmek istemezdim. Sevdiğim insanlarsınız. Ama Survivor videosunda da şey demişlerdi ya. 1500 tane oy gelmişti Özgür'e. Kim elenecek abi Özgür elenecek. Niye seni elediler? Bana bu güvenleri benim çok şey yapıyor. Çabuk vazgeçtiler senden. Benim aşk olduğumun arkasında var aslında bir Herkül de yani. Tabii. Neyse. Leyla kardeşim. Herkülüne kurban olsunlar Özgür. Çok kötüydü. Hoşuna gitti ya. Bak nasıl hoşuna gidiyor. Ekibe alım var mı yazmış bile. Abi bunu sormuyorlardı Çetir. Arada soruyorlardı bunu. Yok ancak kendimizi doyurabiliyoruz. Şey mi? Keşke ileride. Elime yapıp kimseye almayalım. Şirketler bazen öyle yapıyor ya. Aynen. Çok kendimi satmadım. Ulan başvururlar mı şimdi bunu? Biz dört peynirli pizzayız. Dört peynirli pizza. Ben hangisiydim? Ekstra mozzarella. Gelen konuklardan kendinize en yakın hissettiğiniz ve en iyi anlaştığınız kimdi? Önden ben. Niye denmez lan? Ayıp ayıp. Üç deyince. Ya. Bir, iki, üç. Sezin. Peki en anlaşamadığımız. Hayır. Üç, üç, iki, bir. Pilav ekmek bamba özlemişim lan resmen. O süredir yapmadım ben. Sen niye gaffur gibi hıyar yiyip bilmiyorum aslında. Bir de şap kendime rahatsız oldum. Birbirinizin kişisel YouTube kanallarındaki videoları izliyor musunuz? Hayır. Ben izlemiyorum. Yetişemiyoruz. Ben Toksi de izlemiyorum. Zaman yok. Ben bazen Toksi'yi ben de izliyorum. Bizim kanalı da kurgularını ben yaptığım için izliyorum. Ama biz zaten her gün beraberiz arkadaşlar. Evet, bir doyum evet. Oluyor. Eve gidince aptal dizi izlemek istiyorsun. Aynen. 23 yaşında hiç sevgisi olmayan biri olarak bana tavsiyeniz ne olur? Kaybettiğiniz dal şey geçmeyin. Kaybettiğiniz hiçbir şey yok bizim ben. Bu Tinder diyecek bence. Her şeyin bir zamanı var. Doğru insan geldiği zaman doğru zaman aynen olacak. Aynen öyle.
Hiçbir şeyde kaçırmadım. Bir de böyle aradığın zaman gelmez. 40'ında ya senin olacak peki? Doğru zaman zormuş. Herkes sizin gibi günün şeyinde değil. Yani niye siz 40 yaşında hiç deneyimi olmayan bir adamla olur musunuz? Benim tutun. Sorular. Tutun. Ne oldu? Çabuk ya şunu elinde. Kocanın hala bunu duyuyor kapıyor gibi bir yerine. Yavaş ye. Çok güzel böyle ya. Çok güzel kaça kaça. Ona tabi yemesin diyecekler şimdi ağız sesine. Ay. Ödüm koptu lan. Kapı çaldı. Yemek yarmış zaten. En son böyle deyince basılmış gibi. Sus. Askolar selam. Videonun sonu teknik bir problem olduğu için çekemedik. Sizi seviyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with